Hocam şimdi e, bu kadar çok e, konuya değindik ama bu cesaretlendirme konusundaki e, fark nedir? Övgüdeki cesaretlendirme nedir? Bunu ben merak ediyorum. Evet. Şimdi övgüde yargı var. Övgü geçmiştekiyle ilgili bir yorum. Cesaretlendirme gelecekle ilgili bir şey. Yapabilirsin mesajı verir. Sen yapabilirsin mesajı verir. Şimdi bu iyi midir, kötü müdür? Oğlum Bak daha önce bunu yaptık. Bu kolay, yapabilirsin demek. İyi midir, kötü midir? Değişiyor. Hemen söyleyeyim, efsane araştırmalar var. Çocuğun özgüveni düşükse işe yaramıyor. Özgüveni yüksekse işe yarıyor. Özgüveni düşük, bence hem eğitim sisteminde hem de literatürdeki en büyük sıkıntı bu. Özgüveni düşük çocukların nasıl motive edileceği büyük bir soru işareti. Neden biliyor musunuz? Ee, şöyle bir örnek vereyim size. Bir kişinin özgüveni düşükse, kendisiyle ilgili algısı olumsuzsa, onlarla, onunla ilgili olumlu bir yargı yapıldığında, özgüveni düşük kişi bunu üzerine almıyor. Neden üzerine almıyor? Çünkü onun algısıyla çelişiyor. Mesela bir kız, bir erkek fark etmez zeki hissetmiyorsa, siz ona çok zekisiniz dediğinde ne düşünür? Ya samimi değil der, değil mi? Ya beni tanımıyor der, ya da bana, bana gaz vermeye çalışıyor der. O, onu, onu reddeder. Özgüveni düşükse övgüyü reddeder. Hatta size çok güzel bir araştırma anlatayım. Sonra daha detaylı işleyeceğiz ama Denekleri alıyorlar bir odaya, bir kişilik testi yapıyorlar, tamam mı? Sonra diyorlar ki kişilik testini yaptınız bir beş dakika bekleyin, iki tane yine sizin üniversitenizden iki tane kişi var, kişilik testinizi şey yapacak, bakacak, yorum yazacak. Ondan sonra siz birini seçeceksiniz, üç saat bir e, muhabbet edeceksiniz. Başka, araştırma'nın ikinci kısmı var. Tamam diyorlar. Her zaman bir tanesi olumlu, bir tanesi olumsuz önüme geliyor benim. Diyor ki Ahmet olumsuz yazmış. Mehmet olumlu yazmış. Evet diyor. Ahmet seninle ilgili olumsuz düşünüyor. Mehmet olumlu düşünüyor. Şimdi birini seç. Şimdi araştırmanın ikinci kısmına gideceğiz. Orada da 3 saat sohbet edeceksiniz. işte etkinlik yapacaksınız. Ben hangisini seçerim? Benimle ilgili olumlu düşünenimi, olumsuz düşünenimi seçerim. Araştırma çok net öz doğrulama kuramı. Ve benim evrende en çok sevdiğim kuram da bu kuramdır. Öz doğrulama kuramı. Kişi özgüveni düşükse, kendiyle ilgili algısı olumsuzsa kendini beğenmeyeni seçiyor. Özgüveni yüksekse kendini beğeneni seçiyor. Soruyorlar niye onu seçtin? E diyor şey beni tanımış diyor. Diğeri diyor ki beni şey yapmamış, tanımamış diyor. Ve sonra ilişkilere bakıyorlar. Özgüveni düşük kişiler kendine kötü davrananları seçiyor. Özgüveni düşükse kötü davranan erkeği, kötü davranan şeyi kadını seçiyor. Özgüveni düşükse efsane araştırmalar. Özgüveni düşükse hayatında ne kadar güzel olay olursa hastalanma ihtimali o kadar artıyor. Yine süper bir araştırma var. Kompozisyon yazın diyorlar. 15 dakikada bir zil çalıyor. Duracaksınız, kendimi seviyorum diyeceksiniz. Devam için duracaksınız, kendimi seviyorum diyeceksiniz. Sonra 5 dakika sonra Özgüven testi yapıyorlar. Özgüveni artmış mıdır, yükselmiş midir? Kendimi seviyorum dersen, Ne olur? Artar mı, yükselir mi? <laughs> özgüveni yüksek olanların artıyor, özgüveni düşük olanların daha da düşüyor. Çünkü? Çünkü kendiyle ilgili algısı olumsuz. Doğru mu? Şimdi şöyle düşünün. Ee, ben burnumun çok kötü olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Sizle tanıştım. Tamam Ne güzel okuldan bahsedeceğiz, araştırmalardan bahsedeceğiz, kitaptan bahsedeceğiz. Ne güzel keyfim yerinde. Siz diyorsunuz ki, aa burnun ne kadar güzel. Ya sen burnumu ben unutmuştum ne güzel. Burnumu kötü olduğunu düşün. Ben ne güzel unutmuştum kitap konuşuyorduk, şu konuşuyorduk. Burnuma niye şey yaptın ki şimdi? Takıldın değil. Niye dikkati burnuma çevirdin ki? Güzel bir şey dedin. Ha, burnumun kötü olduğunu o da anladı. Burnumun kötü olmasından dolayı kötü hissettiğimi o da anladı. Beni de sevdi. Beni iyi hissettirme çabasına girdi. Ya tam emin değildim burnum kötü mü değil mi ama şimdi artık emin oldum. Durduk yere burnumu niye övdü? Ne oldu? Benim kendi yaramı tetikledi. Nasıl tetikledi? Överek. Bazen de övmesi bile adını geçirmesi bile yeter. Tamam mı? Ne oldu? Ben kendimi değersiz hissediyordum. Kendimi seviyorum deyince o şemayı hareketlendirdim. Ha ben doğru ya, kendi şemamı hareketlendirdim. Evet ben sevmiyorum. Ha bunun bir yolu var. Kendimi sevmeyi seçiyorum diyebilirsiniz. Çünkü bu, o zaman aslında sevmediğinizi kabul ediyorsunuz. Bir çaba içinde olduğunuzu söylüyorsunuz. O zaman özgüvenin düşük olan çocuk başaramayacağını düşünüyor. Doğru mu? Sen başarabilirsin dediğimizde çocuğu daha da kaygılandırır. Özgüveni düşük çocukların bunu diğer programda söyleyeceğim ama çok önemli. Hem akademik dünyada, hem literatürde hem de eğitim dünyasındaki en büyük sorun budur. Çok büyük sorun değil mi? Kişinin kendisiyle ilgisi, algısı zayıfsa onu motive etmek için olumlu şeyler söyleyince işe yaramıyor. O zaman bu çocukları nasıl motive edeceğiz? Çok büyük sorun değil mi? Bu çocukları nasıl motive edeceğiz söyleyeyim. Kısacık söyleyeceğim. Sonraki programda detaylı anlatacağım. Özgüveni düşük olan çocuğun özgüveni düşük olmasının sebebi öncesindeki başarısızlıkları varsa başarısızlığıdır. Yoksa yoksa başarmış olması onun özgüvenini yükseltmiyor. Özgüveni yükseltebilmenin yolu şudur. Şöyle söyleyeceğim. Benim özgüvenim düşük. Geçmişte de 10 tane başarım var. Benim kafamdaki düşünce nedir biliyor musunuz? Ben bu başarıyı tekrarlayamam. Özgüveni düşük olan insanların korkusu budur. 10 tane yaptın ama önceden. Olsun 11. de ben tekrarlayamam. Oğlum sen yapabilirsin dediğimde çocuğa diyorum ki sen tekrarlayabilirsin diyorum. Çocuk da diyor ki ya benim en büyük korkum bu zaten. Nerede? Tekrarlayamam ben. Tekrarlayabilirsin. Tekrarlayamam. Nasıl ikna edeceğim ben bu çocuğu? Nasıl ikna edeceğim? Neden bu duyguya kapılıyor? Neden? Çok güzel bir soru. Daha önceki başarılarının kendisinden kaynaklandığını düşünmüyor. Hatta soruyorlar çocuklara nasıl başardın? Şans diyor sorular kolaydı diyor. Diğer çocuklar kötüydü diyor. Ken kontrolün kendisinde olduğuna inanmıyor. Peki kontrolün kendisine olduğuna nasıl inandıracağız? Şöyle inandıracağız. 10 tane yaptı ya çocuk. Gel bakalım. Sen 10 tane bunu başardın. Yaptın evet. Burada hangi yöntemleri kullandın? Tamam mı? Çocukla bir hafta, iki hafta çalışacağım. Tamam mı? Sürecini, kontrolü onun elinde olduğunu, sürecini yapacağım. Tamam. Çocuk da diyecek ha ben bunu yaparak buna ulaşmışım, buna yaparak buna ulaşmışım. Ne oldu? Çocuğun eline şimdi ben araçlar verdim. Ve özgüveni çocukların böyle yüksek. İlişkilerde de öyle. Eğer özgüveni düşükse, ilişkide bir kişinin özgüveni düşükse yine çok güzel araştırma var. Soruyorlar işte eşin sana en son ne zaman övgüde bulundu? Ne hissettin diye soruyorlar. Tamam mı? Geçmişe odaklıyorlar. Yani senin ilişkin bir aralar güzeldi diyorlar. Zaten onun korkusu o. o güzelliği sürdürememe korkusu. Bir gruba diyorlar ki eşin en son ne zaman seni övdü? Bu övgü sizin ilişkiniz için ne anlama geliyor? E, övgü kelimesi yerine eşiniz en son o övgüyle sizdeki hangi e, özelliğe hayran olduğunu belirtti diyor. Yani... Geçmişteki o bir övgünün sürekli olduğunu hissettiriyorlar. Geçmişte kalmadı. Aslında bunun sürekliliği var deyince ilişkiler daha da iyi gidiyor. Evet. Hocam e, konuyla bağlantılı olarak soracağım, e, övgü alışkanlık yapar mı? Veya tabii onaylanma ihtiyacı varsa. Alışkanlık yapar. Tabii. Hatta güzel bir örnek anlatayım. Çocuk anne sürekli aferin ne güzel topladın aferin ne güzel topladın diyor çocuğa masayı. Ondan sonra. Mesela ben masa toplasam bana aferin ne güzel topladın demez teşekkür ederim hocam zahmet oldu falan der ama çocuğu şey yapıyor işte aşağılama sonra böyle misafirler var ee, yemek toplanıyor çocuk yine annesine yardım ediyor falan filan ee, masayı topluyor yani sonra geliyor annesine diyor ki anne bana kızdın mı yok kızım kızmadım ya aferin demedin ay kızım unutmuşum aferin bakın ne oldu. Onayla, çocuk onaylanmadığı için cezalandırılmış hissediyor. Bunu örneği yüz bin kere duydum. Anne evi arı, şey, öğretmeni arıyor akşam. Hocam herkese aferin demişsiniz, bizim kıza dememişsiniz. Herkese yıldız vermişsiniz, bizim kıza yıldız vermemişsiniz. Ağlıyor. Tabii, ço çocukta onaylanma ihtiyacı yaratıyorsunuz. Tabii. Tamam, bu soruyu da alalım. Hocam ben sorunun devamı olarak bir şey merak ettiğim tamam. için soracağım size. Sınıftaki öğretmenim herkesi onaylayıp, herkese övgü gösterip bir çocuğa göstermemesi doğal bir onaylanma ihtiyacı değil mi? Çocuk için mi? Çocuk için evet. Biraz önceki araştırmada söylemiştim. Övgüyle mi yapıyor onaylamayı? Övgüyle yapmış olsun. Övgüyle yapıyorsa zaten o sıkıntı. Bakın. Her insan onaylanmaya ihtiyacı vardır. ...bunu yargısız yapmamız lazım. O da şu demek. Bakın. Aferin çok güzel resim olmuş. Onayladım, övgülü yaptım. Ne, anla, ne anlatmak istedim bu resimde? Anlatsana. Onayladım. Değerli hissetti. Hatta orası değerli hissetti. Değerli hissetti. İşte onayladım. Onaylamada, onaylamada en önemli şey ilgi sorusudur. İlgi sorusu sorarsanız... Şey olur, bilmiyorum size oluyor mu? Ee, böyle... Ne bileyim yeni birisiyle tanışıyorsunuz. Mesela ben bir tiyatro sanatçısıyla tanıştım dün. Çiğdem Tunç'la tanıştım. Çıkıp övgüyü mü anlatayım ona? Ha biliyor musunuz araştırmalarda övgü böyle falan filan. Merak ediyorum dünyası nasıl nasıl hazırlanıyorlar? Bir oyuna kaç defa prova yapıyorlar? Nasıl ezberliyorlar? Soru sordum. Soru soruyorum tamam mı? Böyle buluşunca insanlara soru soruyorum, öğreniyorum, anlıyorum ve hemen hemen hepsinde şöyle oluyor. Eee ya çok keyifliydi sohbet tekrar buluşalım oluyor. Halbuki neresi keyifliydi? Yani ben hiçbir şey anlatmadım ki yani neresi keyifliydi? Çünkü dinlenilince insan onaylanmış hisseder. Çocukları onaylamanın en iyi yolu onların düşünceleri merak etmek. Zaten o da ikinci kitabımın konusu. Sorularla büyüyoruz'u bundan dolayı yazdım. Kontrol sorusu değil, keşfetme sorusu soralım ki çocuk onaylanmış hissetsin. Tamam mı? Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Övgü o kadar önemli bir konu ki bütün sezonu övgüyle de yapabiliriz aslında. Evet, bugün ne konuştuk? Övgüden bahsettik. Övgü kontrol ediyorsa, yüksek beklenti yüklüyorsa, yargılıyorsa motivasyonu düşürüyor. Övgü bilgi veriyorsa, yeterlilik hissi kazandırıyorsa motivasyonu arttırıyor. Bu durumda bile övgü yerine Yeterlilik hissini arttıracak, ilişkiyi güçlendirecek farklı mekanizmaları kullanabiliriz. Örneğin geri bildirim vermek gibi. Sence resim nasıl olmuş? Öz değerlendirme yaptırarak ya da ilgi sorusu sorarak motivasyonu arttırabiliyoruz.